Eserin adı Yufka Yürekli. Eserin yazarı Fyodor Dostoyevski. Bir çatının altında, dördüncü katın birindeki bir dairede iki genç meslektaş Arkadi Ivanoviç Nefedeviç ile Vasya Shumkov yaşıyordu. Yazar elbette okura neden bir kahramanın adının tam olarak diğerinin ise Vasya diye küçük ismiyle anıldığını, en azından bu tür bir ifadenin edepsizce ve biraz da laubali sayılmaması için açıklamayı gerekli görüyor. Ama bunun için öncelikle hem rütbe, hem yıl, hem ünvan, hem meslek ve dahası oyuncularının karakterlerini de açıklamak ve tasvir etmek gerekiyor. Ama öykülerine böyle başlayan bir sürü yazar olduğu için bu hikayenin yazarı sırf bu yüzden, yani onlara benzememek için, bazılarının dediği gibi belki de sınırsız kendini beğenmişliğinden doğruca olayla başlamaya karar verdi. Bu girizgahı bitirip başlıyor. Yılbaşının arefesi, akşamleyin saat 6'da. Shumkov eve döndü. Yatakta yatan Arkadi Ivanoviç uyandı ve gözlerini aralayıp misafirini izlemeye başladı. Gelenin tertemiz bir yeleklik giymiş olan çok sevgili arkadaşı olduğunu gördü. Bu elbette o şaşırttı onu. Bu şekilde nereye gitmiş Vasya? Zaten evde de yemek yemedi. Shumkov bu arada mumu yakmıştı ve Arkadi Ivanoviç hemen onun kendisini farkında olmadan yapmış gibi uyandırmaya hazırlandığını anladı. Gerçekten de Vasya iki kez öksürdü, iki kez odada dolandı ve sonunda kesinlikle tesadüfen sobanın yanında bir köşede doldurduğu piposunu elinden düşürdü. Arkadi Ivanoviç kendi kendine gülmeye başladı. Vasya, yeter kurnazlık ettin dedi. Arkadaşa, uyumuyor musun? Doğrusu söylemem zor herhalde. Sanki uyumuyorum gibi geliyor. Ah arkadaşa, merhaba güvercinim. Haydi kardeş. Sana neler anlatacağım bilemezsin. Kesinlikle bilmiyorum. Gelsene buraya. Vasya sanki bunu bekliyormuş gibi Arkadi Ivanoviç'in bir hainlik yapacağını akıl etmeden hemen yaklaştı. Diğeri kırar gibi onun kolunu yakaladı. Bürktü ve kurbanını deyim yerindeyse boğmaya başladı ki bu neşeli Arkadi Ivanoviç'e büyük bir mutluluk veriyor gibiydi. Yakalandın diye haykırdı, yakalandın. Arkadaşa ne yapıyorsun? Bırak, Tanrı aşkına bırak. Frakım kirleniyor. Boş ver, frak neye gerek? Neden sen böyle kolay kanıyorsun? Kolunu kaptırıyorsun. Söyle bakalım nereye gittin? Nerede yemek yedin? Arkadaşa Tanrı aşkına yeter. Nerede yemek yedin? Ben de sana bunu anlatmak istiyordum. Anlat öyleyse. Bırak öylece. Olmaz öyle. Bırakamam. Bırakmam. Yoksa anlatmazsın. Arkadaşa. Anlatsana. Olmaz zaten. Kesinlikle olmaz diye haykırdı güçsüz Vasya. Hasmının güçlü pençesinden kurtulmaya çalışarak yani bir takım konular var. Ne gibi konular? Böyle bir durumda anlatmaya kalkıştığında kıymetini kaybeden konular. Olmaz böyle. Gülünç kaçar. Ama bu iş hiç gülünç değil. Önemli bir iş. Bak sen önemliymiş. Uyduruyorsun. Sen bana beni güldürecek bir şeyler anlat. Öyle anlat. Önemli bir şey istemem. Sen nasıl arkadaşsın böyle? Söyle bakalım bana. Sen ne zaman arkadaş olacaksın? Ha? Arkadaşa, Tanrı aşkına olmaz. Ben de dinlemem öyleyse. Ama arkadaşa diye başladı Vasya. Yatağın yanına yatıp sözlerine olabildiğince çok önemliymiş havası vermeye çalışarak. Arkadaşa ben lütfen anlatacağım sadece. E'si ben nişanlandım. Arkadi Ivanoviç daha başka bir şey söylemeyip kalktı. Sessizce hiç de kısa biri olmayan, hatta güçsüz ama çok uzun boylu biri olan Vasya'yı bebek gibi kollarının arasına aldı ve onu odanın içinde bir köşeden diğerine sanki uyutmaya çalışıyormuş gibi sallayarak kezdirmeye başladı. Bak sen şu işe. Bizim kundaklık kalkmış nişanlanmış dedi. Ama Vasya'nın kollarında öylece attığını, tek kelime etmediğini görünce düşünceye daldı ve şakasının fazla ileri gittiğini anladı. Onu odanın ortasına bıraktı ve enişten dostane tavrıyla yanağından öptü. Vasya kızmadın ya. Arkadaşa dinle. Yani yılbaşı diye. Tamam önemli değil ama niye böyle delice, kaçıkça davranıyorsun? Sana kaç kere söyledim arkadaşa. Tanrı aşkına canımı yakma. Kesinlikle canımı yakma. Gücenmedin değil mi? Tamam önemli değil. Ben hiç gücenir miyim? Ama canımı sıktın anlıyor musun? Canımı sıktın. Canını mı sıktım? Nasıl? Sana bir dostumsun diye samimiyetle geldim. Sana kalbimi açmak, mutluluğumu anlatmak için. Ne mutluluğu, neden bahsediyorsun sen? Ya evleniyorum işte diye yanıt verdi veya Vasya sıkıntıyla. Çünkü gerçekten biraz kızmıştı. Sen evleniyorsun doğru mu bu? Diye haykırdı iyilikle arkadaşa.
Hayır, bu da ne? Hem böyle diyorsun hem gözyaşı döküyorsun Vasya. Vasyacığım, yavrum benim. Yeter. Gerçekten ne oluyor? Ve Arkadi Ivanoviç onu tekrar kucakladı. Peki anlıyor musun? Şimdi nereden geldim? Dedi Vasya. Sen zaten iyi yüreklisin, dostsun. Bunu biliyorum. Sana öyle mutlu, ruhum heyecan dolu geliyorum. Birden kalbimin bütün mutluluğunu, bütün bu heyecanımı açmam lazım. Ama yatakta debelenince bunların kıymeti kalmıyor. Anlıyor musun arkadaşa diye devam etti Vasya gülmeye çalışarak. Zaten her şey komik bir şekilde oldu. Şu anda hiçbir şekilde kendimde değilim. Bu konuyu küçük düşüremezdim. Şimdi sen bana soracaksın adı ne? Bak yemin ediyorum şimdi öldürsen bile beni sana yanıt vermezdim. Peki Vasya niye sustun? Bana daha önceden söyleseydin ben de yaramazlık etmeye kalkışmazdım diye bağırdı Arkadi İvanoviç tam bir umutsuzluk içinde. İyi yeter zaten bütün bunların sebebi benim iyi kalpli olmam ama yazık sana istediğim gibi anlatamıyorum sevindiremiyorum. Güzel bir şekilde anlatıp seni haberdar edip mutluluk getiremiyorum. Gerçekten arkadaşa seni öyle seviyorum ki. Sen olmasaydın ben sanırım evlenemezdim de. Hatta yeryüzünde yaşamazdım bile. Alışılmadık bir şekilde duygulanan Arkadi İvanoviç Vasya'yı dinlerken bir yandan gülüyor, bir yandan ağlıyordu. Vasya da öyle. İkisi yeniden kucaklaştılar ve geçmişi unuttular. Nedir bu? Nedir bu böyle? Anlat bana her şeyi Vasya. Ben kardeşinim. Affet beni. Ben şaşkınım. Tümden şaşkınım. Şimşek gibi çarptı beni. Tanrı aşkına. Yani hayır. Kardeşim hayır. Sen uyduruyorsun. Tanrı aşkına uyduruyorsun. Yalan söyledin. Diye bağırdı Arkadi İvanoviç ve içten bir kuşkuyla baktı Vasya'nın yüzüne. Ama bu yüzde olabildiğince çabuk evlenme arzusunu ışıl ışıl bir onaylamasını görünce yatağa atladı ve taklalar atmaya başladı. Öyle ki duvarlar sarsılıyordu. Vasya otur bakalım şuraya diye bağırdı. Sonunda yatağın üzerine oturarak. Yani ben kardeşim nasıl nereden başlayacağımı bilemiyorum. İkisi birden mutluluk heyecanıyla birbirlerine bakıyorlardı. Kim bu kız Vasya? Artemyevler dedi Vasya mutluluktan yumuşamış bir sesle. Olamaz. Niye? Sana onlar hakkında bir sürü şey anlatıp durmuştum. Sonra anlatmaz oldum. Ama sen bir şey fark etmedin. Ah arkadaşa senden bunu saklamak benim için çok zordu. Ama korkuyordum. Konuşmaya korkuyordum. Her şey bozulur diye düşünüyordum ama çoktan aşıktım. Arkadaşa. Tanrım, tanrım. Görüyorsun ya. İşte hikaye bu. Diye başladı söze. İkide bir heyecandan sözüne ara vererek. Bir nişanlısı vardı. Bir yıl önce onu bir yerlere göndermişlerdi. Ben de onu tanırdım. Doğrusu o. Tanrı onunla olsun. İşte hiç yazmaz oldu. Beklediler beklediler ne olduğunu anlamayacaklar. Birden 4 ay önce evlenmiş olarak döndü herif ve onlara uğramadı bile. Kaba, rezil. Onların yanını tutan kimse olmadı. Zavallı kız ağladı ağladı. Ben de onu seviyordum. Çoktandır hep seviyordum onu. İşte teselli etmeye başladım. Gittim geldim. Yani ben de doğrusu bilmiyorum. Bütün bunlar nasıl olup bitti ama o da beni sevmiş. Geçen hafta kendimi tutamadım. Ağladım, hışkırdım ve ona her şeyi anlattım. Ya onu sevdiğimi. Kısaca her şeyi. Ben de sizi sevmeye hazırım, Vasili Petrovic. Ama ben zavallı bir kızım. Benimle alay etmeyin. Ben de kimseyi sevmeye cesaret edemiyorum. Yani kardeşim, anlıyor musun? Anlıyor musun? Onunla sözlendik ve nişanlandık. Ben düşündüm de düşündüm. Düşündüm de düşündüm. Şöyle dedim. Anneciğe nasıl söyleyeceğiz? O da dedi ki, bu zor olacak. Bekleyin biraz. Korkuyor. Şimdi ne yazık ki beni size vermez. O da ağlıyordu. Ben ona söylemeden bugün ihtiyar kadına açıldım. Lizanka onun dizlerinin dibindeydi. Ben de öyle. O da hayır duasını verdi. Arkadaşa, arkadaşa, güvercinim, birlikte yaşayalım. Hayır. Ben senden hiçbir şekilde ayrılmam. Vasya, sana bakıyorum ama inanamıyorum. Tanrı aşkına inanamıyorum. Yemin ederim. Doğrusu bana bütün bunlar tuhaf geliyor. Baksana sen nasıl evlenirsin? Ben nasıl bilmem bunu? Doğrusu Vasya, ben artık itiraf edeyim. Ben evlenmeyi düşünmüştüm kardeşim. Ama artık sen evlendiğine göre fark etmez. Yani mutlu ol, mutlu ol. Kardeşim artık kalbim öyle tatlı, ruhum öyle hafif ki, dedi Vasya ayağa kalkıp heyecan içinde odada dolanarak. Doğru değil mi? Doğru değil mi? Sen de öyle hissetmiyor musun? Yoksul yaşayacağız, kuşkusuz ama mutlu olacağız. Yani bu bir boş hayal değil. Mutluluğumuz bir kitaptan okuma bir şey değil. Yani gerçekten mutlu olacağız. Vasya, Vasya dinle. Ne var? Dedi Vasya, Arkadi Ivanoviç'in önünde durarak.
Benim aklıma şöyle bir düşünce geldi. Doğrusu sana söylemeye de korkuyorum. Sen affet beni. Kuşkularımı yok et. Nasıl geçineceksin? Ben biliyorsun evleneceğin için heyecan içindeyim. Elbette. Heyecan içindeyim ve kendime hakim olamıyorum. Ama nasıl geçineceksin ha? Ah tanrım tanrım ne diyorsun arkadaşa dedi Vasya. Nefedeviç'e derin bir hayretle bakarak. Bu da ne demek şimdi? İhtiyar kadın bile 2 dakika düşünmedi. Ben ona her şeyi açıkça anlattığımda. Onların nasıl geçindiğini mi sordun? Üçüne yılda 500 ruble geliyor. Babanın ölümünden sonra verilen emekli maaşı bu kadar. O ihtiyar kadın bir de küçük kardeş var. Onun okul masrafını da o paradan ödüyorlar. İşte böyle yaşıyorlar. Yani bir tek senle ben kapitalistiz. Bana da bazı yıllar iyi giderse 700 geçiyor elime. Dinle Vasya, affedersin. Ben Tanrı aşkına, ben sadece bunun bozulmaması için düşünüyorum. 700 nereden çıktı? Sadece 300. 300 mü? Ya Julian Mastakovic unuttun mu? Julian Mastakovic. Yani bu iş pek güvenilir iş değil kardeşim. Bu 300 ruble, her rublesi sadık dost olan güvenilir bir maaş değil. Julian Mastakovic elbette yüce bir insan. Ona saygı duyuyorum, onu anlıyorum. Yüksek bir değer veriyorum ve Tanrı aşkına seviyorum da onu. Çünkü o seni seviyor ve işinden dolayı sana armağan veriyor. Ya, seni memur olarak görevlendiriyoruz ama sen de kabul edersin. Vasya, dinle. Saçma bir şey söylemiyorum. Bütün Petersburg'da senin el yazın gibi iyi bir el yazı bulmanın mümkün olmadığını kabul ediyorum. Bunu teslim ederim dedi heyecanlı bir şekilde Nefedeviç. Ama ya birden Tanrı korusun beğenilmezsen, birden ona yaranamaz olursan, birden onun işi kesilirse, birden bir başkasını alırsa. Yani sonuçta daha neler neler olabilir. Yani Julian Mastakovic de elden giderse Vasya. Yapma arkadaşa. Yani böyle düşünürsek üzerimize şimdi tavan bile çökebilir. Tabii elbette elbette. Ben sadece. Hayır dinle beni. Sen dinle. Neler diyorsun? Beni nasıl olur da işten çıkarır? Hayır, sen sadece dinle dinle. Her şeyi gayretle yerine getiriyorum. Zaten Julian Mastakovic öyle iyi ki. Arkadaşa bana bugün 500 gümüş ruble verdi. Gerçekten mi? Vasya, yani ikramiye olarak mı? Ne ikramiyesi? Kendi cebinden şöyle dedi. A kardeş, sen 5 aydır para almadın. İstersen al şunu. Teşekkür ederim sana dedi. Teşekkür ederim, hoşnutum. Tanrı aşkına bana bedavaya çalışmıyorsun dedi. Gerçekten böyle dedi. Gözlerimden yaş aktı. Arkadaşlar Yüce Tanrı. Dinle Vasya o evrakları yazdın mı? Hayır daha yazmadım. Vasyacığım, meleğim ne yaptın? Dinle Arkadi. Önemli değil. 2 gün daha süresi var. Yaparım. Bunu nasıl olur da yazmazsın? Ne var? Yani ne var? Sen bana öyle mahvolmuş gibi bakma. İçimi sıkıyorsun. Kalbimi sızlatıyorsun. Ne var yani? Sen hep böyle bezdiriyorsun beni. Bağırıp duruyorsun ha. Durup bir düşünsene. Ne ki bu böyle? Bitireceğim. Tanrı aşkına bitireceğim. Ya bitiremezsen diye bağırdı Arkadiy sıçrayarak. Daha bugün sana ödül vermiş. Bu arada evleniyorsun. Of of of. Boş ver boş ver diye bağırdı Şumkov. Hemen oturacağım. Hemen şimdi oturacağım. Boş ver. Bunu nasıl ihmal ettin Vasyacık? Ah arkadaşa oturmam mümkün müydü böyleyken? Ofiste de zar zor oturabildim. Kalbimi taşımakta güçlük çekiyorum. Ah ah bu gece oturacağım. Yarın gecede oturacağım. Bir sonraki gecede oturup bitirmiş olacağım. Çok kaldı mı? Karışma Tanrı aşkına karışma yeter. Arkadiy İvanoviç usul usul yatağına yanaştı ve oturdu. Sonra birden kalkmak istedi ama karışmaması gerektiğini hatırlayınca tekrar oturmak zorunda kaldı. Fakat heyecandan yerinde oturmakta zorlanıyordu. Haberden dolayı tamamen alt üst olduğu ve ilk heyecanını bastırmaya başaramadığı görülüyordu. Şumkova baktı, o da ona baktı. Gülümsedi, eliyle onu tehdit etti ve sonra kaşlarını korkunç bir şekilde çatarak sanki bütün gücü ve çalışmasının bütün başarısı buna bağlıymış gibi gözlerini evraklara dikti. O da heyecanını bastıramamış gibiydi. Divitleri değiştiriyor, sandalyesinde kıpırdanıyor, duruyor, tekrar yazmaya davranıyordu ama eli titriyordu ve hareket etmeyi de reddediyordu. Arkadaşa, onlara senden de bahsettim diye haykırdı birden sanki yeni hatırlamış gibi. Ya diye bağırdı Arkadiy. Ben de sormak istiyordum. Tamam sana sonra hepsini anlatacağım. İşte Tanrı aşkına hata ettim. Aklım karıştı. 4 sayfa yazmadan hiçbir şey söylemek istemiyordum. Ama hem seni hem onları hatırlayıverdim. Kardeşim ben bir şey yazamıyorum. Hep siz geliyorsunuz aklıma. Vasya gülümsedi. Bir sessizlik oldu. Vay ne kötü divit diye bağırdı Şunkov. Elindekini masaya atarken bir başkasını aldı eline. Vasya dinle tek bir söz. Peki hemen ve son kez. Çok kaldı mı? Ah kardeş.
Vas ya yüzünü öyle buruşturdu ki sanki yeryüzünde bu sorudan daha korkunç ve ölümcül bir şey olamazdı. Çok dehşet verecek kadar çok. Yani aklıma bir fikir geldi. Ne? Olmaz. Şimdi olmaz. Yaz sen. Ama ne? Saat artık 7 oldu Vasyacığım. Bu sırada Nefedeviç gülümsedi ve Vasya'ya kurnazca göz kırptı. Ama bunu biraz ürkekçe neyin işareti olduğunu bilemeden yaptı. Söyle ama neymiş dedi Vasya. Yazmayı tümden bırakıp doğruca onun gözlerinin içine bakıp hatta meraktan sararmış bir halde. Biliyor musun ne diyeceğim? Tanrı aşkına ne? Biliyor musun ne diyeceğim? Sen heyecan içindesin. Pek çalışamıyorsun da. Dur. Görüyorum görüyorum. Dinle dedi. Nefedeviç. Yataktan heyecanla fırlayıp konuşmaya başlayan Vasya'nın sözünü kesip itirazına engel olarak. Öncelikle sakin olmak lazım. Kendini toplaman lazım değil mi? Arkadaşa arkadaşa diye haykırdı Vasya. Sandalyesinden kalkarak. Bütün gece oturacağım. Tanrı aşkına oturacağım. Peki tamam. Ama sabaha doğru uyumalısın. Uyumayacağım. Ne olursa olsun uyumayacağım. Hayır olmaz. Elbette uyuyacaksın. 5 saat uyursun. Saat 8'de seni uyandırırım. Yarın tatil. Oturur bütün gün yazarsın. Sonra gece de. Çok kaldın peki? Yani işte. Heyecan ve meraktan titreye titreye defteri uzatıyordu Vasya. İşaret. İşte. Ama kardeşim bu çok az. Canım orada da var. Dedi Vasya Nefedeviç'e. Ürkek ürkek. Sanki gitmek ya da gitmemek kararı buna bağlıymış gibi gösterirken. Ne kadar? 2 sayfacık. Ne yani? Dinle. Bitirmeyi başaracağız. Tanrı aşkına başaracağız. Arkadaşlar. Vasya dinle. Şimdi yılbaşından önce bütün aileler toplanıyor. Biz de seninle evsiz barksız öksüz gibi kaldık. Ah Vasyacığım. Nefedeviç Vasya'yı tutup aslan gibi kucakladı. Arka değil, karar ver. Vasyacık. Ben sadece şunu demek istemiştim. Baksana beceriksizim benim. Dinle yani. Arka değil ağzı açık bir şey halde durdu. Çünkü heyecandan konuşamıyordu. Vasya omzundan tutmuş. Bütün dikkatiyle ona bakıyordu ve dudaklarını sanki onun yerine kendisi konuşmak istiyormuş gibi kıpırdatıyordu. Dedi sonunda. Onlarla bugün tanıştır beni. Arka değil. Oraya çaya gidelim. Bak ne diyeceğim, bak ne diyeceğim. Hatta yılbaşına kadar beklemeyelim. Daha önceye gidelim diye haykırdı Vasya heyecandan kendini kaybetmiş bir halde. Yani 2 saat. Ne eksik ne fazla. Ve sonra iş bitinceye dek ayrıldık. Vasyacığım, arka değil. 3 dakika içinde Arkadi'yi tören için hazırdı. Vasya sadece temizlendi. Zaten üzerini değiştirmemişti. Şevk'le işin başına oturmuştu hemen. Telaşla caddeye çıktılar. İkisi de birbirinden mutluydu. Gidecekleri Petersburg'un Kolomna tarafındaydı. Arkadi Ivanoviç dinç ve enerjik adımlar atıyordu. Gitgide daha da mutlu olan Vasya'nın saadetinden duyduğu mutluluk yürüyüşünden belli oluyordu. Vasya daha küçük adımlar atıyor ama havasından bir şey kaybetmiyordu. Tersine Arkadi Ivanoviç onu daha önce hiç kendisine bu kadar uygun bir hava içinde görmemişti. O anda daha da saygı duyduğu ona ve Vasya'nın okurun şu vakte kadar haberdar edilmemiş olduğu Arkadi Ivanoviç'in iyi kalbinde derin, sevgi dolu bir merhamet duygusu uyandıran o bedensel kusuru Vasya biraz aksaktı. Şimdi dostunun ona karşı beslediği ve Vasya'nın artık tahmin edileceği üzere her açıdan layık olduğu derin yakınlığı daha da artıyordu. Öyle ki Arkadi Ivanoviç mutluluktan ağlamak istiyordu ama kendini tuttu. Nereye, nereye Vasya? Bu yol daha yakın diye bağırdı. Vasya'nın Voznesenski'ye doğru yöneldiğini görünce. Sus arkadaşa, sus. Gerçekten daha yakın Vasya. Arkadaşa bak ne diyeceğim diye başladı Vasya gizemli mutluluktan dona kalmış bir sesle. Bak ne diyeceğim. Lizacığa bir küçük hediye götürmek istiyorum. Ne peki? Kardeşim, burada köşede Madame Leroux'un harika bir mağazası var. Ah peki. İskoç beresi, canım İskoç beresi. Bir İskoç beresi. Bugün çok şirin bir bere gördüm, sordum. Modelin adının Manon Lescaut olduğunu söylediler. Enfesti, vişne rengi kurdeleler, pahalı da değilse arkadaşa varsın pahalı olsun. Sen kanımca bütün şairlerden üstünsün Vasya. Gidelim. Koşuşturdular ve 2 dakika sonra dükkana ulaştılar. Onları kara gözlü, saçları lüle lüle ve müşterilerine bakar bakmaz onlar kadar neşeli ve mutlu bir hale bürünen, hatta izin verirseniz daha da mutlu bir hale bürünen bir Fransız kadını karşıladı. Vasya heyecandan Madame Leroux'u öpmeye hazırdı. Arkadaşlar dedi sesini alçaltarak. Dükkanın devasa masasının üstünde ahşap çubukların üstünde duran
Muhteşem ve görkemli her şeye bir göz attıktan sonra enfesler. Bu da ne böyle? Ya bu? Şuna baksana, bonbonluğu görüyor musun? Diye fısıldadı Vasya. Sevimli bir bereyi göstererek, ama gösterdiği almak istediği değildi. Çünkü daha uzaktan bakmış ve gözleri parlak, koyu renkli, karşı köşede duran bir tanesini ilişmişti. Ona öyle bakıyordu ki sanki biri onu alıp çalacak ya da berenin kendisi Vasya'ya erişemesin diye havalanıp uçacakmış gibi sanılabilirdi. İşte dedi Arkadi Ivanoviç bir tanesini işaret ederek. İşte bana göre en iyisi bu. Arka aşağı. Seni tebrik ederim. Doğrusu seni zevkinden dolayı kutlamak istiyorum dedi Vasya. Duyduğu heyecanı arkadaşının karşısında kurnazca gizleyerek. Senin bere çok çekici. Ama şuraya bir gel. Nerede kardeşim, daha iyisi. Baksana şuraya. Bu mu dedi Arkadi kuşkuyla. Ama Vasya kendini tutamayıp şapkayı sopasından çıkarınca şapka birden öyle istekle, sanki uzun zaman bekledikten sonra böyle iyi bir alıcının eline düştüğü için sevinmiş havasıyla havalandı ki kurdeleleri, dantelleri ve pistolleri dalgalandığı zaman Arkadi İvanoviç'in güçlü göğsünden bir heyecan çığlığı koptu. Hatta seçim yapılırken olup bitenleri zevk konusundaki bütün o kuşku götürmez üstünlüğü ve yeteneğiyle izlemiş. Sadece kibarlığından susmuş olan Madame Nero bile Vasya'yı öyle takdir dolu bir gülümsemeyle karşıladı ki onun bakışı, duruşu ve bu gülüş bir anda her şeyi söyledi. Evet, siz bildiniz ve sizi bekleyen mutluluğa hak kazandınız. Çilve yapıyor, çilveler yapıyor köşesinde diye bağırdı Vasya. Şirin bereye bütün aşkını sergileyerek. Kasten saklanıyor. Düzenbazım, güvercinim benim. Ve bereyi, yani onu çevreleyen havayı öptü. Çünkü değerini düşürmekten korkuyordu. Gerçek sadakat ve erdem de işte böyle saklanır, diye ekledi Arkadiye heyecanla. Şaka olsun diye sabahleyin bir mizah gazetesinde okuduğu bir deyişi kullanmıştı. Vasya, ne yapacağız? Yaşa arkadaşa, bugün pek esprilisin. Dedikleri gibi kadınlar arasında büyük sükse yapacaksın. Söylemiştin dersin. Madame Leroux, Madame Leroux. Buyursun, buyurun. Canım Madame Leroux. Madame Arkadi İvanoviç'e baktı ve hoşgörüyle gülümsedi. Size nasıl tapıyorum şu anda bilemezsiniz. Siz izin verin, sizi öpeyim. Ve Vasya dükkan sahibesini öpüverdi. O anda böyle bir çapkınla küçük düşmemek için insanın bütün hünerini göstermesi gerekiyordu kesinlikle. Ama Madame Leroux'un, Vasya'nın heyecanı karşısında gösterdiği o doğuştan gelen gerçek nezaket ve zarafete de sahip olmak gerektiğine inanıyorum. Ona izin verdi ve bu durumu nasıl zekice, nasıl zarifçe idare etti. Gerçekten Vasya'ya öfkelenmek mümkün müydü? Madame Leroux, fiyatı ne kadar? Bu 5 gümüş rubledir diye yanıt verdi, üstüne başına çeki düzen verip yeniden gülümseyen kadın. Peki şu Madame Leroux diye sordu Arkadi Ivanoviç, kendi seçimini göstererek. O 8 gümüş ruble. Ama affedersiniz, ama affedersiniz, ama söylesenize Madame Leroux, hangisi daha iyi, daha zarif, daha şirin, hangisi daha uygun sizce? Şu daha zengin görünüyor ama sizin seçtiğiniz Casple Coque 13. Öyleyse onu alıyoruz. Madame Leroux incecik bir kağıt aldı, iğnelerle tutturdu ve sanki kağıtla sarılan bere eskisinden de hafif, içinde bere yokmuş gibi oldu. Vasya paketi nefes bile almadan özenle tuttu. Madame Leroux'a eğilerek selam verdi. Ona çok sevimli bir şeyler söyledi ve dükkandan dışarı çıktı. Ben çapkınım, arka aşağı. Çapkın olmaya doğmuşum ben, diye haykırdı Vasya. Belli belirsiz, küçük sinirli bir gülüşle kahkaha atıp sürekli onun değerli beresini ezmeye teşebbüs eden gelip geçenlerden kaçınırken. Dinle Arkadi, dinle, diye başladı bir dakika sonra ve görkemli bir şey, aşırı sevgi dolu bir şey çınladı sesinin arkasında. Arkadi, öyle mutlu, öyle mutluyum ki. Vasyacığım, ben de çok mutluyum, güvercinim. Hayır arkadaşa, hayır. Senin bana duyduğun sevgi sınırsız, biliyorum, ama sen şu anda hissettiğimin %1'ini bile duyamazsın. Kalbim öyle dolu, öyle dolu arkadaşa. Bu mutluluğa layık değilim ben. Bunu hissediyorum, duyuyorum. Neden ben? Dedi boğuk hıçkırıklarla dolu bir sesle. Ne yaptım ben? Söyle bana. Baksana ne kadar insan, ne kadar gözyaşı, ne kadar acı, ne kadar günlük yaşam var bayramsız. Ya ben? Beni böyle bir kız seviyor beni. Ama sen de göreceksin şimdi. Kendin de takdir edeceksin bu soylu kalbi. Ben alt tabakada doğdum. Şimdi bir rütbem ve özgür bir gelirim, bir maaşım var. Bedensel kusur sahibi olarak doğdum. Biraz aksağım. Baksana, beni olduğum gibi sevdi. Bugün Yulian Mastakovic öyle tatlı, öyle düzenli, özenli, öyle nazikti ki benimle nadiren konuşur. Geldi.
Ne o vasya? Tanrı aşkına. Aynen böyle vasya dedi. Bayramda sefahat etmeye gidiyorsun değil mi? Gülüyordu. Şöyle şöyle dedim. Majesteleri bir konu var. Cesaretlendim ve şöyle dedim. Eğleniriz belki de majesteleri. Tanrı aşkına böyle dedim. O da bana para verdi. Sonra bana bir iki şey daha söyledi. Kardeşim ben ağladım. Tanrı aşkına gözlerimden yaşlar boşandı. O da sanırım duygulandı. Beni omzumdan tutup şöyle dedi. Duyguları Vasya hep şimdi duygulandığın gibi duygulu ol. Vasya bir an için sustu. Arkadi İvanoviç arkasını döndü ve o da gözyaşını eliyle sildi. Ve dahası dahası diye devam etti Vasya. Ben hiç sana bundan bahsetmedim Arkadi. Arkadi, dostluğunla beni ne kadar mutlu ettin. Ben sensiz yeryüzünde yaşayamazdım. Hayır. Bir şey söyleme arkadaşa. Ver bana elini. Ver. Teşekkür ederim diye sözünü tamamladı. Arkadi İvanoviç doğruca Vasya'nın boynuna atılmak istedi. Ama caddeyi geçiyorlardı ve tam kulaklarının dibinde keskin bir çüş 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 ses duyuldu. İkisi birden ürkmüş ve telaşlanmış bir halde kaldırıma koştular. Arkadi İvanoviç bundan bile mutluydu. Belki de sırf o anın sıradışılığı için Vasya'ya müteşekkir olduğundan. Canı sıkılmıştı. Bu vakte dek Vasya için çok az şey yaptığını hissediyordu. Hatta Vasya bu kadar az şey için bile teşekkür etmeye kalkışınca utanmıştı. Ama koca bir yaşam hala önlerindeydi. O yüzden arkada İvanoviç rahat bir nefes aldı. Onları beklemeden kesinlikle vazgeçmişlerdi. Onları beklemekten kesinlikle vazgeçmişlerdi. Bunun kanıtı da çaya oturmuş olmalarıydı. Doğrusu genellikle yaşlı insanlar gençlerden daha büyük öngörüye sahip olurlar. Lizanka ciddi ciddi onun gelmeyeceğine inanıyordu. Gelmeyecek anneciğim. Bütün kalbimle hissediyorum. Gelmeyecek. Ama annesi her seferinde tam tersine hem kendi kalbinin de onun kesinlikle geleceğini, uzun süre oturup çalışmayacağını, koşup geleceğini, şimdi yılbaşı olduğu için resmi bir işinin de olmayacağını söylüyordu. Lizanka kapıyı açarken bile onu beklemiyordu. Gözlerine inanamadı ve onları soluk soluğa kalmış bir halde ökseye yakalanmış bir küçük kuş gibi atan kalbiyle vişne gibi kıpkırmızı olmuş bir halde karşıladı. Tanrım ne sürpriz, ne mutlu bir ah uçup çıktı dudaklarından. Yalancı, güvercinim benim diye çığlık attı. Vasya'nın boynuna atılırken. Ama hayretini bir anda bastıran utancını bir düşünün. Vasya'nın hemen ardında sanki arkasına saklanmak ister gibi el ayağı birbirine karışmış bir halde arkada İvanoviç duruyordu. İtiraf etmek gerekir ki o kadınlara karşı biraz tecrübesizdi. Hatta çok tecrübesizdi. Hatta bir keresinde şu başına gelmişti. Ama bu başka zaman. Yine de kendinizi onun yerine koyun. Burada gülünç bir şey yok. Kapı önünde galoşlarını, kaputunu giymiş, telaşla çekip çıkardığı kulaklıklı bir şapka takmış. Sarı örgü çirkin bir atkıyı boynuna sıkıca dolamış, bir de arkadan düğümlenmiş bir halde durmaktadır. Bütün bunları hemen söküp çıkarmak, daha uygun bir şekilde ortaya çıkarmak gerekir. Çünkü kendini daha uygun bir halde göstermek istemeyen kimse yoktur. Ama bu sırada çekilmez, can sıkıcı ama elbette yine de sevimli olan Vasya, iyi yürekli Vasya ama dahası katlanılmaz, acımasız olan Vasya, işte diye bağırmaktadır. Lizanka, işte sana benim Arkadi. Nasıl? İşte benim sevgili dostum. Kucakla onu, öp onu. Lizanka, önce öp, sonra daha iyi tanıyınca kendini öpersin. Peki ne yapsın? Peki ne yapsın diye soruyorum Arkadi İvanoviç. Atkısının yarısını ancak çıkarabilmişti. Doğrusu ben bile bazen Vasya'nın aşırı heyecanından utanıyorum. Elbette iyi yürekli ama beceriksiz, münasebetsiz. Sonunda ikisi de içeri girdi. İhtiyar kadın Arkadi İvanoviç ile tanışmaktan çok mutlu olmuştu. Hakkında çok şey duymuştu o. Ama sözü yarım kaldı. O konuşurken odada mutlu bir ah sesi güçlü bir şekilde çınladı. Tanrım, Lizanka beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan Beren'in önünde durmuş, mutlulukla kollarını kavuşturmuş ve gülüyordu. Öyle gülüyordu ki, Tanrım, Madame Leroux'da neden daha iyi bir bere yoktu? Ah Tanrım, daha iyi bir bereyi nereden bulacaksınız? Bu en iyisi. Daha iyisini nereden bulacaksınız? Cidden söylüyorum. Dahası bu durum karşısında biraz hoşnutsuzluk bile duyuyorum. Hatta sevenlerin bu nankörlüğüne karşı öfkeleniyorum. Yani baksanıza baylar, bayanlar, baksanıza. Bu sevda beresinden daha iyisi mümkün mü? Bakınız. Ama hayır. Bu şarkıların boşuna. Hepsi benim sözüme geldi artık. Bu anlık bir yanılma, bulanıklık. Ateşli duygu anıydı. Sonra onları affetmeye hazırım doğrusu.
Ama yine de bakınız, bu BR ile ilgili söylediklerimi mazur göreceksiniz baylar bayanlar. Tülden hafif, geniş, kiraz rengi bir kurdele, dantellerle kaplı, tülle fistonun arasından ve arkasından geniş, uzun iki kurdele daha uzanıyor. Enseye boyuna düşecekler biraz. Bereyi biraz enseye doğru yatırıp takmalı. Baksanıza, neyse, şunu sizden daha sonra rica edeceğim. Görüyorum bakmadığınızı. Anlaşılan size göre fark etmez. Başka bir yana bakıyorsunuz. İki iri iri inci gibi gözyaşı tanesinin bir anda kömür gibi gözlerde belirdiğini, uzun kirpiklere yuvarlandığını ve sonra Madame Leroux'un tülden yapılmış sanat eserinin üzerine hızla düştüğünü gördünüz. Ve benim canım sıkıldı yine. Bere için bu iki gözyaşı damlası olmamalıydı. Hayır, bence böyle bir şeyi soğukkanlı bir şekilde karşılamak gerekir. Ancak o zaman gerçekten değer biçilebilir ona. İtiraf edeyim ki baylar bayanlar, ben Bere'den yanayım. Oturdular Vasya Lizanka'nın yanına, ihtiyar kadınsa Arkadi İvanoviç'in. Sohbet başladı ve Arkadi İvanoviç kendine hakim olduğu mutlulukla hak veriyorum ona. Hatta bunu ondan beklemek güçtü. Vasya hakkında bir iki söz ettikten sonra fevkalade bir şekilde Yulian Mastakoviç'ten onun hayırseverliğinden bahsetmeyi başardı. Öyle akıllı konuşuyordu ki konuşma doğrusu bir saat boyunca hiç kesilmedi. Arkadi İvanoviç'in nasıl bir beceri ve nasıl bir taktikle Yulian Mastakoviç'in Vasya'yla doğrudan ya da dolaylı ilgisi olan bazı özelliklerine değinmeyi başardığını öğrenmek lazımdı. İhtiyar kadın bundan da büyülendi. Gerçekten büyülendi. Bunu kendisi de kabul etti. Vasya'yı bir kenara çekti ve orada ona dostunun mükemmel, çok sevimli ve en önemlisi de çok ciddi, güvenilir bir delikanlı olduğunu söyledi. Vasya mutluluktan neredeyse kahkaha atacaktı. Bu ciddi arkadaşının çeyrek saat boyunca onu yatakta döndürüp durduğunu hatırlamıştı. Sonra ihtiyar kadın Vasya'ya işaret etti ve peşinden belli etmeden dikkatlice yan odaya gelmesini söyledi. Lizanka'ya karşı biraz kötü davrandığını kabul etmek gerekiyor. Kuşkusuz kendini tutamadığından onu kandırıyor ve Lizanka'nın yılbaşı için Vasya'ya hazırladığı hediyeyi gizlice göstermeyi düşünüyordu. Bu hediye boncuk işlemeli, altın renkli ve üzerinde çok güzel bir resim olan bir cüzdandı. Bir yanına bir geyik resmedilmişti. Aslına sadık, çok güzel, hızlı hızlı koşan bir geyik. Diğer yanında ünlü bir generalin mükemmel ve aslına sadık bir şekilde yapılmış portresi vardı. Vasya'nın nasıl heyecanlandığını anlatmayacağım. Bu arada salonda da vakit boş geçmiyordu. Lizanka hemen arkada Ivanoviç'e yaklaştı, elini tuttu, bir şey için teşekkür etti ona. Ve Arkadi İvanoviç sonunda bahsi geçen şeyin Aziz Vasya olduğunu tahmin etti. Hatta Lizanka aşırı duygulanmıştı. Arkadi İvanoviç'in nişanlısının gerçek bir dostu olduğunu, onu çok sevdiğini, onu gözettiğini, öğütleriyle onun attığı her adıma destek olduğunu duymuştu. Doğrusu o Lizanka ona teşekkür etmeden duramaz, teşekkür etmekten kaçınamazdı. Dahası Arkadi Ivanoviç'in kendisini de Vasya'yı sevdiği gibi seveceğini umuyordu. Sonra Vasya'nın sağlığına dikkat edip etmediğini sordu. Ateşli karakteri nedeniyle, insanların ve günlük yaşamın güdük yanları nedeniyle duyduğu bazı kaygıları dile getirdi. Zaman içinde onu dini bir şekilde gözeteceğini, kaderin iyi olmasına dikkat edeceğini, özen göstereceğini ve dahası Arkadi Ivanoviç'in onları terk etmeyip birlikte yaşamayı sürdüreceğini umduğunu söyledi. Üçümüz tek insan gibi olacağız diye haykırdı çok saf bir heyecanla. Ama gitmek gerekiyordu. Doğal olarak karşı çıktılar ama Vasya kesin bir şekilde kalamayacaklarını bildirdi. Arkadi Ivanoviç de aynı görüşü yeniledi. Tahmin edileceği gibi Yulian Mastakovic'in Vasya'ya verdiği acil, zorunlu, önemli ve bir sonraki sabah teslim edilmesi gereken ama daha bitmemiş, hatta biraz bölük pörçük olmuş bir işti asıl neden. Anne bu ve duyunca ah çekti. Lizanka ise sadece telaşlandı, kaygılandı ve hatta Vasya'yı kovdu. Son öpücükte bundan kurtulamadı. Kısa, telaşlı ama daha telaşlı ve güçlü oldu. Sonunda veda edildi ve iki arkadaş evin yolunu tuttu. Sokağa çıkar çıkmaz hemen birbirlerine izlenimlerini anlatmaya başladılar. Böyle de olmalıydı. Arkada İvanoviç aşık olmuştu. Lizanka'ya ölümüne aşık olmuştu. Bunu da en şanslı kişi olan Vasya'dan başka kime açabilirdi? Böyle de yaptı. İnsaf etmeyip hemen her şeyi Vasya'ya itiraf etti. Vasya dehşetle güldü ve aşırı mutlu oldu. Hatta bunun hiç de boşuna olmadığını ve artık daha da dost olacaklarını belirtti. "Beni anladın Vasya," dedi Arkadi İvanoviç. "Evet, onu aynen senin gibi seviyorum. O tıpkı senin gibi benim de meleğim olacak. Bu yüzden sizin mutluluğunuz bana da taşıyacak. Beni de koruyacak, benim de ev sahibim olacak. Vasya, benim mutluluğum onun ellerinde olacak.
sana olduğu kadar bana da ev sahipliği yapacak. Evet, sana olan dostluğum, ona karşı dostluğum olacak. Artık ben de ikinizin yeri aynı. Ama ben de senin gibi bir arada iki varlık olacak. Arkadi bu heyecan selinin ardından sustu. Ama Vasya bu sözlerle ruhunun derinliklerine dek sarsılmıştı. Aslında Arkadi'den hiçbir zaman böyle sözler beklemiyordu. Arkadi Ivanoviç genellikle konuşamazdı, hayal kurmayı da hiç sevmezdi. Şimdi ise bir anda en neşeli, en aydınlık, en renkli hayallere dalmıştı. İkinizi birden nasıl koruyacağım, nasıl özenle bakacağım diye devam etti. Birincisi, ben Vasya, bütün çocuklarınıza, her birine vaftiz babası olacağım. İkincisi, Vasya, gelecek için çabalamak lazım, mobilya almak lazım, daire tutmak lazım. Hem ona, hem sana, hem bana ayrı bölmeler lazım. Biliyor musun Vasya, yarın kapılardaki ilanlara bakmaya koşacağım. Üç, hayır. İki oda bize daha fazla gerekmez. Hatta Vasya bugün saçma konuştum bence. Para yeter. Ne demek? Onun o küçük gözlerine bakar bakmaz yeteceğini anladım. Her şey onun için. Ah, nasıl da çalışacağız. Şimdi Vasya, bir daire için 25 rubleyi riske atıp ödeyebiliriz. Daire, kardeşim, en önemlisi iyi odalar, içinde insanın neşelenip renkli hayaller kuracağı daireler. İkincisi, Lizanka bizim kasamız olacak. Son kopeğine kadar. Artık lokantaya gider miyim? Sen beni ne sandın? Hiç olmaz. Zam da ikramiyeler de gelecek. Çünkü biz çok çalışacağız. Toprağı süren öküzler gibi çalışacağız. Bir düşünsene. Ve Arkadi İvanoviç'in sesi mutlulukla hafifledi. Birden kişi başına 30 ya da 25 ruble ikramiye alıyoruz. İkramiye alıyoruz. Ödül olarak da bereler, atkılar, frankalar, frankalalar. Bana hemen bir atkı örmeli. Baksana üzerimdeki ne berbat. Sarı, kirli, bana bugün büyük zarar verdi. Sen de pek hoşsun. Vasya, bir düşünsene. Ben öyle paket gibi duruyorum. Neyse, olay o değil. Ama işte bak, bütün gümüşleri hem ben cebimden karşılayacağım. Bir hediye vermem gerekiyor size. Bu bir şeref. Bu benim onurum. Tabii benim ikramiyelerim kaçmıyor. Skoro Hodov'u uzaklaştırmışlar mıydı? Sanki onun cebine bir balıkçıl yerleştirmişler. Kardeşim, ben gümüş kaşıklar, iyi bıçaklar alacağım. Gümüş bıçak değil, seçkin bıçaklar ve yelek. Yani kendim için bir yelek. Sonuçta sadıç olacağım. Ama sen artık durdur beni, durdur. Kardeşim, ben artık senin tepende bugün, yarın, bütün gece sopayla duracağım. Seni çalışmaya zorlayacağım. Bitir bitir. Kardeşim, daha çabuk. Ve sonra akşamleyin, sonra ikimiz de mutlu olacağız. Tombala oynayacağız. Akşamleyin oturacağız. Harika. Aman Allah'ım, sana yardım edemiyor olmam ne üzücü. Alır senin yerine yazardım. Neden el yazımız aynı değil ki? Evet, diye yanıt verdi Vasya. Evet, acele etmek lazım sanırım. Şimdi saat 11 olmalı, acele etmek lazım. İş başına ve bütün bu zaman boyunca gülümseyen Vasya bunu söyledikten sonra dostça duygular dökmeyi bıraktı ve kısacası çok canlı bir hal aldı. Birden sessizleşti, sustu ve caddede koşarak ilerlemeye başladı. Sanki birdenbire ağır bir fikir onun alev alev yanan başını buza çevirmişti. Sanki bütün kalbi sıkışmıştı. Arkadi Ivanoviç telaşlanmıştı. Peş peşe gelen sorularına Vasya'dan neredeyse hiçbir yanıt alamamıştı. Başka sözlerle, genellikle de konuyla en ufak ilgisi olmayan ünlemlerle karşılık veriyordu. Neyin var Vasya? Diye haykırdı sonunda ona zar zor yetişerek. Neden böyle endişelisin? Ah kardeşim, yeter saçmaladın, dedi Vasya sıkıntıyla. Cesaretini yitirme Vasya, tamam, diye atıldı Arkadi. Ben senin çok daha kısa sürede yazıp bitirdiğini görmüşüm. Boş ver. Senin yeteneğin var. En kötü durumda kalemi hızlandırırsın. Zaten taş basması yapmayacaklar. Yetiştirirsin. Sen şimdi heyecanlandın. Ağır bir iş bekliyor diye telaşlandın. Vasya yanıt vermedi ya da ağzının içinde bir şeyler geveledi ve ikisi kesin bir telaşla eve koşuşturdular. Vasya hemen kağıtların başına oturdu. Arkadi Ivanoviç sessiz sedasız bir halde çıtını çıkarmadan soyundu, yatağa uzandı, gözlerini Vasya'ya dikti. Bir korku çökmüştü üzerine. Neyi var? Dedi kendi kendine Vasya'nın sapsarı yüzüne, alev alev gözlerine, her hareketinde dile gelen o huzursuzluğuna bakarak. Eli de titriyor, baksana gerçekten. Ona 2 saat uyumayı önerse miydim? Belki heyecanı uykuda geçerdi. Vasya o sırada sayfayı bitirdi. Gözlerini kaldırdı, dalgın bir şekilde arka diye baktı ve bakışlarını hemen kaçırıp tekrar kalemi eline aldı. Baksana Vasya, dedi birden Arkadi İvanoviç. Biraz uyusan iyi olmaz mıydı? Baksana, ateş içindesin. Vasya hoşnutsuzca, hatta öfkeyle baktı Arkadi'ye ve yanıt vermedi. Baksana Vasya, sen ne üzerinde çalışıyorsun? Vasya hemen kendini toparladı. Çay içmez misin arkadaşa, dedi. Nasıl? Niye? Güç verir. Uyumak istemiyorum. Artık uyumayacağım. Hepsini yazacağım. Ama şimdi çay içip dinlenirim. Üzerimdeki ağırlık da geçer. Peki Vasya kardeş, mükemmel.
Zaten ben de bir şey önermek istiyordum. Benim aklıma niye gelmedi ona şaşıyorum. Ama biliyor musun, Mavra kalkmaz. İmkanı yok uyanmaz. Evet. Saçmalık bu. Boş ver, diye haykırdı Arkadi Ivanoviç yataktan sıçrayıp kalkarak. Ben hazırlarım semaveri. Ne var ki? Arkadi Ivanoviç mutfağa koşup semaverle uğraşmaya başladı. Bu arada Vasya yazıyordu. Arkadi Ivanoviç gibi giyindi ve Vasya geceleyin karnını iyice doyurabilsin diye fırına koşturdu. Çeyrek saat sonra semaver masaya konmuştu. İçmeye başladılar ama bir sohbet ortamı oluşmadı. Vasya daha da kaygılanmıştı. Baksana dedi sonunda sanki aklına bir şey gelmiş gibi. Yarın sabah tebrik etmeye gitmek lazım. Senin gitmen gerekmez. Hayır kardeşim olmaz dedi Vasya. Ben hepsine senin yerine imza atarım. Boş ver. Sen yarın çalış. Bugün dediğim gibi. Saat 5'e kadar oturursun. Ben de uyurum. Yarın nasıl olsun? Seni saat 8'e doğru uyandırırım. Benim yerime senin imza atman iyi olur mu? Dedi Vasya. Yarı tereddütlü bir halde. Ne olacak ki? Herkes böyle yapıyor. Doğrusu korkuyorum. Neden ki? Neden? Yani başkası değil ki bu. Yulian Mastakovic. Arka aşağı. O benim hamim. Başkasının elinden çıktığını fark ederse. Fark ederse ama ne diyorsun? Vasyacığım nasıl fark edebilir? Zaten ben biliyorsun senin imzanı tıpkı senin gibi atıyorum ve kıvrımları bile senin gibi yapıyorum. Tanrı aşkına yeter. Ne diyorsun? Kim fark edecek? Vasya yanıt vermedi ve çayını hemen içip bitirdi. Sonra kuşkuyla başını salladı. Vasya güvercinim. Ah bir başardık mı? Vasya neyin var senin? Beni ürkütüyorsun. Yani Vasya artık uyumayacağım. Göstersene çok kaldı mı? Vasya ona öyle bir baktı ki Arkadi Ivanoviç alt üst oldu ve dili tutuldu. Vasya neyin var senin? Ne oldu? Neden öyle bakıyorsun? Arkadi ben aslında yarın Yulian Mastakovic'i tebrik etmeye gideceğim. Devam et lütfen. Diyerek sıkıntılı bir bekleyişle ona dikti Arkadi gözlerini. Dinle Vasya. Sen kalemini hızlandır. Sana kötü bir şey önermiyorum. Tanrı aşkına Yulian Mastakovic'in kendisi de birçok kez senin yazının açık seçik okunaklı olmasını beğendiğini söylemişti. Fakat Skoroplohin de katip gibi okunaklı ve güzel yazıları sırf evdeki çocuklara üzerine karalayacakları kağıt götürebiliyor diye beğenir. Düdük bir katip alamaz kendine. Yulian Mastakovic'in tek istediği de okunaklı, okunaklı, okunaklı. Fakat gerçekten Vasya artık seninle nasıl konuşacağımı bilemiyorum. Korkuyorum hatta. Sen beni bu hüznünle öldürüyorsun. Bir şey yok, bir şey yok, dedi Vasya ve yorgun argın çöktüğü sandalyeye. Arkadi kaygılandı. Bu su ister misin Vasya Vasya? Tamam, tamam, dedi Vasya elini sıkarak. Bir şeyim yok, sadece biraz hüzünlendim. Arkadi, ben bile niye olduğunu bilmiyorum. Baksana, bana şu diğer konuyu daha doğru dürüst anlatsana. Hatırlatma bana. Sakin ol, Tanrı aşkına, sakin ol. Vasya, bitireceksin. Tanrım, bitireceksin. Yetiştiremezsen de. Ne olmuş ki? Sanki bir suç mu bu? Arkadi, dedi Vasya. Dostunu kesinlikle ürkütecek kadar dikkatle baktı ona. Arkadi hiç böyle korkunç bir şekilde telaşlanmamıştı. Eğer eskisi gibi yalnız olsaydım... Hayır, böyle söylemeyeceğim. Sana her şeyi söylemek, açmak istiyorum. Bir dost olarak. Fakat sen neden üzüyorsun kendini? Baksana Arkadi... Bazısına çok şey verilir, bazısı da benim gibi küçük işler yapar. Eğer senden bir hayır, bir minnet bekleseler, sen bunu yapmaz mısın? Vasya, seni kesinlikle anlamıyorum. Ben hiç nankörlük etmedim, diye devam etti Vasya sessizce, sanki kendi kendine düşünür gibi. Ama eğer hissettiğim her şeyi söyleyemeyecek bir durumda olmasam, bu sanki arka değil, bu sanki aslında ben nankörmüşüm gibi oluyor. Bu da beni öldürüyor. Bu da ne? Bu da ne böyle? Vaktinde yazamazsan nankörlük bunun neresinde? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Vasya. Acaba nankörlük böyle mi ifade oluyor? Vasya birden susdu ve dikkatle Arkadi'ye sanki beklenmedik bir şekilde söyledikleri onun kuşkularını dağıtmış gibi baktı. Hatta gülümsedi ama hemen ardından tekrar eski düşünceli ifadeye yüzü geldi yüzüne. Bu gülümsemeyi bütün korkuların sonu tekrar ortaya çıkan kaygıyı da daha iyi bir şeylere yönelik kararlılık belirtisi sayan Arkadi'yi çok sevindi. Peki arka aşağı kardeş uyu sen dedi Vasya. Bana bir bak düzensiz uyursam kötü olacak. Şimdi uyu çalışmaya oturayım. Arka aşağı. Söyle. Hayır ben sadece hiç demek istemiştim. Vasya susup oturdu. Arkadi yattı. İkisi de Kolomnalılar hakkında bir şey söylemedi. Belki de zamansız bir eğlenceyle hata yaptıklarını düşünüyordu. Çok geçmeden Arkadi Ivanoviç
Vasya için üzgün bir halde uyudu. Sabah saat tam 8'de uyandı ve buna kendisi de şaşırdı. Vasya masanın başında elinde kalem sapsarı ve yorgun bir halde uyuyordu. Mum yanıyordu hala. Mutfakta Mavra Semaver'le uğraşıyordu. Vasya, Vasya diye bağırdı arkadaki telaşla. Ne zaman uyudun? Vasya gözlerini açıp ayağa fırladı. Ah dedi, uyuyakalmışım. Hemen kağıtlara baktı. Bir şey olmamıştı. Hepsi sağlamdı. Ne karalama ne de mumdan düşen bir damla vardı üzerlerinde. Sanırım saat 6'da uyuyakaldım dedi Vasya. Gece ne kadar soğuktu. Çay içelim ben de tekrar. Kendine geldin mi? Evet evet, bir şeyim yok. Şimdi bir şeyim yok. İyi yıllar Vasya kardeş. Sağ ol kardeşim, sağ ol. Sana da iyi yıllar canım. Kucaklaştılar. Vasya'nın çenesi titriyordu ve gözleri ıslanmıştı. Arkadi Ivanoviç susuyordu. Üzülmüştü. Birlikte hızlı hızlı çay içtiler. Arkadi, Yulian Mastakovic'e kendim gitmeye karar verdim. Ama fark etmeyecektir. Kardeşim, vicdan azabı çekiyorum. Ama sen zaten onun için oturuyorsun. Onun için perişan ediyorsun kendini. Yeter. Ben de bak ne yapacağım kardeşim. Oraya gideceğim. Nereye diye sordu Vasya. Artemyevlere. Ben benim hem senin tebriğini götüreceğim. Güvercinim, canım benim. Peki, burada kalacağım. Evet, senin daha iyi düşünmüş olduğunu görüyorum. Zaten ben bu sırada çalışacağım. Boşa vakit geçirmeyeceğim. Dur bir dakika, bir mektup yazayım. Yaz kardeşim, yaz, acele et. Ben de yıkanıp taraş olayım. Frakımı temizleyeyim. Vasya kardeş, biz mutlu mesut olacağız. Kucakla beni, Vasya. Ah keşke kardeş. Memur Şumkov burada mı oturuyor diye bir çocuk sesi duyuldu merdivenlerde. Burada delikanlı, burada dedi Mavra misafiri içeri alırken. Ne var, nedir, nedir diye bağırdı Vasya sandalyesinden fırlayıp hole doğru koşarken. Petenka sen misin? Günaydın, size iyi yıllar dilerim Vasily Petrovich dedi güzel, kara kıvırcık saçlı, 10 yaşlarındaki çocuk. Kız kardeşim size selam söyledi ve annem de öyle. Kız kardeşim onu benim için öp dedi. Vasya haberciyi tutup havaya kaldırdı ve Lizanka'nınkilere çok benzeyen dudaklarına tatlı, uzun heyecanlı bir öpücük kondurdu. Öpsene Arkadi dedi ona Petra'yı uzatarak ve Petra ve Petya. Yere inemeden bir anda Arkadi Ivanoviç'in güçlü ve kelimenin tam anlamıyla açgözlü kucağına geçti. Güvercinim, çay içmek ister misin? Çok teşekkür ederim efendim. Biz şimdi içtik. Bugün erken kalktık. Bizimkiler ayine gitti. Kız kardeşim 2 saat saçlarını taradı. Pomatladı, yıkadı. Pantolonumu dikti. Çünkü dün Saşka yırtmıştı pantolonumu. Kartopu oynuyorduk. Vay 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 vay. Ya... Beni size gelmem için giydirdi, sonra pomatladı, sonra öpüp şöyle dedi. Vasya'ya git, tebrik et ve sor bakalım. Hoşnut olmuşlar mı, rahat uyumuşlar mı falan. Bir de şeyi sormamı istedi, evet. Bir de dün bahsettiğiniz iş bitti mi diye. İşte şeyi, işte bende yazılı hepsi, dedi çocuk cebinden çıkardığı kağıttan okurken. Evet, merak etmişler. Bitecek, bitecek, öyle söyle. Bitecek, hemen bitireceğim. Şeref sözü veriyorum. Bir de, ah unutuyordum. Kız kardeşim bir notla hediye gönderdi. Ben de unuttum. Tanrım, ah sen güvercinim. Nerede, nerede? İşte. Baksana kardeşim, bana ne yazmış? Güvercinim. Canım, biliyor musun? Dün bana hazırladığı bir cüzdan görmüştüm. Daha bitmemiş. İşte sana saçımdan bir tutam gönderiyorum, diyor. Yanınızdan ayrılmasın. Baksana kardeş, baksana. Ve heyecandan sarsılmış bir halde Vasya... koyu, kara renkli saç tutamını gösterdi. Arkadi Ivanoviç'e. Sonra saçları ateşli bir şekilde öptü ve yan cebine, kalbine yakın bir yere yerleştirdi. Vasya, sana bu saçları koymak için bir madalyon ısmarlayacağım. Dedi sonunda kararlı bir şekilde Arkadi Ivanoviç. Bizde kızarmış dana eti olacak. Yarın da beyin var. Annem bisküvi hazırlamak istiyor. Ama darı lapası olmayacak dedi çocuk. Uydurduklarını nasıl sona erdireceğini düşünerek. Yahu ne güzel çocuk diye haykırdı Arkadi Ivanoviç. Vasya, sen yeryüzünün en mutlu adamısın. Çocuk çayı bitirdi, mektubu aldı, binlerce kez öpüldü ve eskisi gibi mutlu ve afacan bir şekilde gitti. Peki kardeş dedi mutluluk içindeki Arkadi Ivanoviç. Görüyorsun ya her şey ne güzel. Görüyorsun ya her şey daha iyi olacak. Canını sıkma, korkma, ileri. Bitir, Vasya bitir. 2 saat içinde eve dönerim, onlara gideceğim. Sonra da Yulian Mastakovic'e. Peki güle güle kardeşim, güle güle. Ah keşke. Peki iyi git haydi dedi Vasya. Kardeşim Yulian Mastakovic'e kesinlikle gitmeyeceğim. Hoşçakal. Dur kardeşim dur, onlara de ki neyse ne uygunsa söylersin. Onu öp ama anlatacaksın kardeşim. Sonra her şeyi anlatacaksın. Peki peki, ne olduğu belli.
Bu mutluluk seni alt üst etti. Beklenmedik bir şey bu. Dünden beri kendinde değilsin. Dün geceki izlenimlerinden kurtulup dinlenemedin hala. Ama yeter. Topla kendini. Canım bas ya. Hoşça kal. Hoşça kal. Eserin adı Yufka Yürekli. Eserin yazarı Fyodor Dostoyevski.